Atlas Akademi'den herkese merhaba 11. sınıf öğrencilerimiz. Logaritma giriş zor bir ünite. O yüzden derin derin inceleyeceğiz. Ama anlatırken de soruları kolay çözüm yöntemleri. Tabii öncelikle hani fonksiyonları var, sıralaması var ama konu anlatımı sadece yarım sayfa. Hani benim büyük sayfama göre 2 sayfa ama sizin sayfalarınıza göre yarım sayfaya geçmeyecek. Gelin başlayalım. Logaritma a üzeri 1 neye eşittir arkadaşlar? Şimdi öncelikle negatif sayıların logaritmasının olmadığını ben biliyorum. Bir saniye. A 1 olmadığı müddetçe logaritma a üstü a. Ya logaritma a 1'in ben 0 olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar. Logaritma ne demek? Logaritma ne demek? Üstteki ve alttaki sayının birbirleriyle orantısı. Nasıl orantısı? Arkadaşlar karesinin orantısı. Şimdi atıyorum logaritma en kolay bizim verebileceğimiz örnek 2'ye 8. Bak 8 2'nin kübü. Yani açarken burada çarpımı değil yani 8 bölü 2 4'tür. Yani bunu 4 yanlışıyla yapan arkadaşlarımız var. Sen üzerine bakacaksın. Üslü bizim için. Üssü önemli bizim için. Şimdi logaritma diyorsun. 2 diyorsun. 8. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 3. kuvveti. Yani görünmeyen biri var. Burada hemen üstteki bölü alttakinden 3 bölü 1'den 3'ü yakaladın. Logaritmanın ortadan gidebilmesi için alttaki ve üstteki sayıların tabanlarının aynı olması lazım. Tabanları aynı, kendileri aynı 1. Bitti. Çok kolay bir soruydu. Logaritma a x üzeri n. Arkadaşlar. Üzeri bizim katsayımızı veriyor. Üzeri bizim neyimizi veriyor? Katsayımızı veriyor. Yani şuradaki atıyorum a üzeri 3 olsaydı 3 çarpı 1'den 3 olacaktı. Yani buradaki üzeri üstteki sayının üzeri ama dikkat edin. Bizim katsayımızı veriyor. Yani bu n çarpı n'i buradan alıp bunun başına da koyabilirsin ama logaritma gitmeyecek şekilde. Logaritma a üzeri x olacak. Alta bakalım. Alta bakalım. Logaritma m bölü ne diyeceğiz? M bölü alttaki bölüm halinde. Alttakinin m bölü n'den logaritma a üzeri x bölüm halinde. Alttakinin üstü bölüm halinde çünkü. Ne yaptım? Bak 3 bölü 1 yaptım buraya. Yani burası da n bölü n olacak. Devam ediyorum. Evet. İkinci sayfamıza geçtik. X, y logaritma a, x, y logaritma zaten vermiş. Arkadaşlar çarpım halindeyse üstteki sayı toplam haline getirebiliriz. Çarpım halindeyse toplam haline getir. Hocam nereden çıktı bu? Şöyle söyleyeyim. 3 üzeri al, 3 üzeri 7 diyeyim. 3 üzeri 7 bak. 3 üzeri 4 ile 3'ün toplamı 7 değil midir? Yani aslında 3 üzeri 4 artı 3 değil mi? Ve 3 üzeri 7 aynı zamanda 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 değil mi? Yani buradaki toplam olmasının sebebi şurası. Buranın çarpım olmasının sebebi de şurası. Yani üs var. Logaritma sorularını çözerken üs var. X, Y. Reel sayılar için. Logaritma X bölü Y. Gördüğümde ne yapacağım? Logaritma A tabanında tekrardan X bölüm halinde olduğu için yani burada çarpım halinde olduğu için toplamıştım. Bölüm halinde olduğunda da çıkaracağım sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Yani bak 2 tane oradan verdik. 3, 4 bunlar birbirinden zaten 5, 6, 7, 8, 8, 9 tane bilmen gereken şey var. Bunları da zaten mantıken yapabiliyorsun. Neden? Üstü sayılar çarpım halinde toplamları. Yani üst logaritma aslında üst demek arkadaşlar. Bunu bildiğin zaman soruları çok kolay bir şekilde zaten yapabileceksin. A logaritma A
üzeri logaritma ax. A üzeri logaritma ax bak. Aslında şu değil mi? Bak. Aslında ax sayısına baktığımız zaman ben bunun tabanları aynı olduğu için a'la a, bak üst a'dan 1 bölü a'dan a'ların birbirini götüreceğini, logaritmayla birlikte götüreceğini ve sadece x'in kalacağını ben burada kolay bir şekilde buluyorum. Yani a logaritma bc, a logaritma bc arkadaşlar c ile burada c ile a'yı ne yapabiliyoruz? Logaritmaya göre yer değiştirebiliyoruz. Bak c ile a'nın yerleri değişti. C reel sayılar 1 yani. Reel sayılar eksi 1 diyor yani. 1 hariç tüm reel sayılar. Logaritma a üzeri x eşit olacak. Logaritma c tabanında x bölü logaritma c tabanında a. Neden? C'ler birbirini götürüyor. X bölü ax tabanı kalıyor. Buralar biraz kafanızı karıştırabilir. Buralar yani şu şekilde logaritma a b logaritma yani b bölü logaritma a'ya eşit. Yani şuraları aslında konunun sonunda işlesek sizin için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Peki logaritma ab. Hocam altla üstü diğer değiştirsem ne olur? Yani logaritma b'ye a yaparsam ne? Şu x var ya, bunu ters çevirmedim mi? Onu da ters çevir. X bölü 1 ters çevir. Hop 1 bölü x. 1 bölü x'i hızlı bir şekilde yakaladık. Bak konu bitti. Şimdi yavaş yavaş tek tek yavaş yavaş da değil hızlı bir şekilde soruları çözüyoruz. Logaritma 4 sinüs 15 artı logaritma 4 tabanında sinüs 75 toplamı neye eşittir? Bak tabanları aynı olduğu için 4 parantezinde olduğu için logaritma 4 sinüs ne dedik? Burada toplam halinde olabilir. Logaritma üst demekti. Hani 4 üzeri 7'yi vermiştik. Hani 4 üzeri 7, 4 üzeri 4 artı 3'tü ya. Hani 4 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 3 olarak alıyorduk. Yani burada toplam olabilir. Ama senin yapacağın ne var? Çarpım haline getirmek. Sinüs 15 çarpı sinüs 75. Logaritma 4 tabanında sinüs 15 çarpı sinüs 75. Şimdi burada bak sinüs 75'i yakaladın. Sinüs 75 neye eşit? Logaritma 4 tabanında sinüs 15 çarpı kosinüs 15'e. Sinüs 75'in ben kosinüs 15 olduğunu biliyorum. Neden? Aynısından yarım açı formülü üzerinden sinüs kosinüs trigonometriyi gördük. Logaritma ne olacak formülümüz? Logaritma 4 parantezinde 2 çarpı sinüs 15 çarpı kosinüs 15. Bak yakalayacağız şimdi. Logaritma devam ediyorum. Logaritma 4 tabanında 2 çarpı sinüs 15 kosinüs 15'ten buradan da yani yarım açı formülü yani sinüs 30 bölü 2'yi yakaladım. Sinüs 30 neydi arkadaşlar? Devam edelim. Logaritma 4'te sinüs 30 1 bölü 2 değil miydi? 1 bölü 2 bölü 2 değil mi burası yani? Şurası farklı renkte gösterelim. 1 bölü 2 değil mi? Bölü 2 değil mi? Yani 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 1'den buradan 1 kalmıyor mu? Kalmış. Pardon. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den 1 bölü 4 kalmıyor mu? Logaritma 4'e 1 bölü 4 kaldı mı? Ne olacak arkadaşlar? Logaritma 4 tabanında 4 üzeri eksi 1. Üst bunun üstü 1, bunun üstü eksi 1. Eksi 1'i 1'e böldüğünde ben cevabın eksi 1 bölü 1'den eksi 1 olduğunu. Hani hocam her şeyi anlıyorum, şu sonu anlamıyorum. O son zaten olayın amacı. Üst. Üstleri birbirine böldüm. Soru 2. Logaritma 16x logaritma 8x logaritma 2x 19 bölü 12 bak. Hepsinin
tabanı birbirinden farklı. Soruyu kolay çözebilmek için tabanları eşitleyeceksin. Aslında 16 2 üzeri 4 değil mi? Artı logaritma 8 2 üzeri 3 değil mi? Tamam. Zaten orası logaritma 2 üzeri 2 üstü x. Yani burası 19 19 bölü 12. Şimdi buraya kadar buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi gelin şu üstleri 2'den alalım da x'lere yerleştirelim. Ne yapıyorduk? Yukarı çıktığında ters çevriliyordu. Bak, logaritma 2 x üzeri 4 değil de 1 bölü 4. Hani zaten neden bu böyle oldu? Çünkü bunu zaten birbirine bölüyorsun ya. Amaç o. Yukarı çıktığında hani üstler neydi logaritma? Üst demekti. İki tabanları aynıysa üstlerini ne yapıyorduk? Birbirine bölüyorduk. Yukarı çekilmek için de yani bölüm aynı. Kulağını tersten tuttun. Artı logaritma x üzeri 1 bölü 3 artı logaritma 200 x eşittir 19 bölü 12. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Hani şunu da yapalım da öğrencimizin kafası karışmasın. Yani bak buraya dikkat. Logaritma iki tabanında bak. Bunlar toplam halinde olduğu için ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Toplam halinde olduğu için çarpıyoruz. Çarpım halinde olsaydı toplanacaktı. Ters almakta. X üzeri 1 bölü 4 çarpı x üzeri 1 bölü 3 çarpı x. O ne eşit? 19 bölü 12. Yani devam ediyorum. Logaritma iki tabanında x üzeri 1 bölü 4 çarpı x üzeri 1 bölü 3 çarpı arkadaşlar 1 1 1 4 3 12 x üzeri 1 bölü 4 1 bölü 3 topluyoruz. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 artı 1. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 artı 1'den 3, 4, 12, 12, 16, 19. Yani 19 bölü payda ne 12. Yani şurası 19 bölü 12. Bak yakaladık. Soru artık kendini gösterdi mi? Tabii x üzeri diyeceğiz burada. Dikkat edelim. Soru artık kendini gösterdi. Yani şu x'in kaç olması lazım? Üstün bunu böl 19 bölü 12'yi 1'e böldüğümüz zaman yani şuranın da tabanları zaten 19 bölü 12'yi verdiği için tabanların aynı olması x'in 2 olması lazım sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru. Logaritma 4, 15. Y eşittir logaritması. X ile y arası bağıntı aşağıdakilerden hangisi? Yani logaritma 4'ü ben gördüğüm zaman hani öğrenci donuyor kalıyor. Aklına geleni yap. Hani şu 4 zaten logaritma. Atlas öğretmen de demişti. Üst demişti değil mi? Hani ben onu hani bütün konuyu hatırlamıyorsan üst dediğimi hatırlıyorsun. 4 üst deyince 2 üzeri 2 yani üstü yakaladın mı? İlk önce hani öğrencinin kilitlendiği noktalarda kurtulması için yapması gereken en önemli şey matematikte bildiğin şeyleri kullan. X eşittir logaritma 2 üzeri 2 tabanında 15. Logaritma 2 üzeri 2 tabanında 15. Y de logaritma 2 üzeri 3 tabanında 15'in karesi. 225 bildiğimiz gibi 15'in karesi. Şimdi buraya dikkat. Yani artık üstleri bir yan tarafına yazalım. Bunun üstü 1, bunun üstü 2. 1 bölü 2. Hani 2 ile 15 tabanlarını yakaladık. Bunda da 2 15 var. Bunda da 2 15 var. Artık üstler hakkında yorumda bulunabilirim. 1 bölü 2 logaritma 2'ye 15. Üstü 2 3. 2 bölü 3. Hocam bunlar nereden geliyor? Nereden? Nereden geliyor arkadaşlar? Konudan 15. Bak. Artık hani şuna a dersek x eşittir 1 bölü 2a. Y de buna a dersek 2 bölü 3a. X eşittir 1 bölü 2a. Y eşittir 2 bölü 3a. Hani
Kaç tabanında bunları paydalar? Bunun 1 bölük, yani x eşittir 0,5a, y eşittir 0,666, devirli sayısı. Devirli sayısı. 3 katı 3 katı 2 eşit. 3 katı 2 eşit. Onun da 4 katı. Yani ben 4x'in 3y'ye eşit olduğunu yakaladım. Denklem oluşturmak için de 4x eksi 3y eşittir 0. Şıklar da var mı? Bursa şıkkında tabii ki var. Ve dördüncü sorumuz. Kolay bir soru. Sorular dikkat ettiyseniz daha da kolaylaşmaya başladı. Şimdi bak. Logaritma 2'ye 7. X eşitmiş logaritma 2'ye 7'ye. Yani bak burada 2'nin y'ye bakalım. Y logaritma 3'e 8. Bak. 2'nin karesi 4. Hani bu logaritma değeri 4. Burası 4 olması için 7 4'ten fazla bir değer olduğu için, yani şöyle olsaydı 2 üzeri 2 4'e eşit. 2 üzeri 3 8'e eşit. Bak bu 7 ama. Yani 2 ile 3'ün arasında bir değer. X 2'den büyük, 3'ten küçük. Y'ye bakalım. Y'ye bakalım. Bak 3 8 bağıntısı. 3 üzeri 1 3. Büyük. 3 üzeri 2 9, bak 8 demiş 9, yani y de 1 ile 2 arasında bir değer. 1'den büyük, 2'den küçük bir sayı. Z eşittir logaritma 4'e 3'ten, bak 4 üzeri 0 1'e eşit. 4 üzeri 1 4'e eşit, bak geçtin. Yani z de 0 ile 1 arasında. Yani en küçüğü z, sonraya en büyüğü x, yani X büyüktür Y'den, o da büyüktür Z'den. O da arkadaşlar hangi şıkta var? Adana şıkkında var. Dördüncü ve en güzel sorularımız. Beşinci soru. Logaritma 3 tanjant 7 pi bölü 6 a. Hemen yapalım. Logaritma 3 tanjant 7 pi bölü 6. Tanjant 7 pi bölü 6'ya bir bak. Tanjant 7 pi bölü 6 aslında tanjant 6 bölü 6'dan pi artı pi bölü 6, bak şu 30'u vermiyor mu? Şu 30'u vermiyor mu? Yani tanjant 30 değil mi? Yani şurası tanjant 30. Tanjant 30 neye eşit? Yani tanjant pi bölü 6, yani tanjant 30 kök 3 bölü 3'e eşit olduğunu ben zaten biliyorum. O zaman ne oldu? Zaten tanjant pi de 1'e eşit. Pardon, 0'a eşit. Tanjant 180 0'a eşit. 0 bölü 1. Şurası 0'a eşit. Şurası kök 3 bölü 3'e eşit. Yani şurası zaten kök 3 bölü. Logaritma 3 tabanında kök 3 bölü 3 değil mi? Logaritma 3 tabanı. Bak buraya dikkat et. Logaritma 3 kök 3 bölü 3'ten 1 bölü kök 3 kaldı. 1 bölü kök 3 kaldı. Diğer tarafa atmak istersen 1 bölü 2. Yukarıda da attığın için eksi 1 bölü 2. 3 için. 3 bölü eksi 1 bölü 2. Bak 1 bölü kök 3'ü 3'e çevirmeye çalışıyorum. 1 bölü kök 3. 3'e çeviriyorum. Ters çevirdim. 3 üzeri eksi 1. Tabii kök içerisinde olmaz. Önce diğer işlemi yapmamız lazım. 1 bölü kök 3. Karekök içerisinde al. 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 2. Ters çevir. 3 üzeri eksi 1 bölü 2. Neden olduğunu anladık. Eksi 1 bölü 2'yi. Bunun görünmez bir cevabımız. Eksi 1 bölü 2 bölü 1'den. Eksi 1 bölü 2. Logaritma. X. Logaritma. Logaritma. X kök 3. 4'e 64. Bak. Kolay artık. 4'e 64. 4 kere 4. 16. 4 kere 4 16. 16 kere 63. Ya şurası 3. Bak logaritma şurası 3 değil mi arkadaşlar? Çok basit. Logaritma x tabanında logaritma kök 3. Şurası zaten 3. 1 bölü 3'müş. Kök 3 3, bak.
Daha güzel yazayım. Anlamanız için daha güzel yazayım. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2'den 3. Bu da 1 bölü 3 eşit. 1 bölü 1 bölü 2'den 2 olmaz mı yani? Logaritma x 2 1 bölü 3 eşit. Yani x üzeri 1 bölü 3 eşit olacak 2'ye. X üzeri 1 bölü 3. Hangi sayının 1 bölü 3. kuvveti 2'ye eşit? 8'in arkadaşlar. Yani 2 üzeri 3'ün 1 bölü 3. kuvveti 3 ile 1 bölü 3'e 1 olur. Yani 8 bizim elde etmemiz gereken sayı. 7. örneğimiz. Logaritma 1656. Bir ÖYS sorusu. Eski bir soru. A ise logaritma 2, B ise logaritma 3. Logaritma 23 soruyor. Bak muhtemelen şu 1656 A, hani logaritma 23'ün A'dan bunları çıkaracağım muhtemelen. Bak logaritma 1656. 1656'yı böleceğiz. 2'ye böleceğiz. 827. Pardon. 828. 828. Devam ediyorum. 1600. Devam ediyorum. 2'ye bölüyorum. 414. Devam ediyorum. 414'ü 2'ye böldük. 207. 3'e böl. Artık 2'ye bölme şansımız yok. 70 kere 3. 210. 69. 3'e böl. 69'u 3'e böl. 23. 23'ü arkadaşlar. 23'te de bir zahmet. Kalalım. Devam yani 2 tane 2'den 3 tane 2, 2 tane de 3 yani. Logaritma 1656 eşittir. Logaritma 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2, 2 tane vardı. Çarpı 23. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yani logaritma 2 üzeri 3 artı logaritma 3 üzeri 2 artı logaritma 23. Yani logaritma 1656 yani şu a değil miydi? A eşittir. Bak logaritma 2b'ye eşitti. Ama bu 2 üzeri 3. Yani 3'ü bu tarafa at. Aman aman gidip de buraya b'nin kübü demeyin. Çünkü 3 üst sola tam sayı olarak geliyor. Şu logaritma 2'den ortadan yani şu göstereyim ben. 3 logaritma 2 oluyor. Yani a eşittir. 3 logaritma 2 neye eşittir? B'ye eşittir. 3b artı 2 tane c artı logaritma 23. Şimdi logaritma 23'ü diğer tarafa, yani bunları diğer tarafa atalım. A eksi 3b eksi 2c eşittir logaritma 23'e. A eksi 3b 2c Bursa şıkkında var. Şimdi biraz daha arkadaşlar. Ln x'ten bahsedeceğiz ama tabanı e yani tabanındaki e 2,71 82 81 olan logaritma fonksiyonuna biz doğal logaritma fonksiyonu diyeceğiz. Doğal logaritma fonksiyonu. Ve ben bu doğal logaritma fonksiyonunu tabanı normal olan 10'du. Doğal logaritma fonksiyonu da logaritma x yani logaritma x diyebilirim. Ya da ln x diyebilirsin. Buradaki x bunu temsil ediyor. Yani e neydi? Taban 2,71 82 81'e eşit. Şimdi güzel bir soru çözeyim size. Şimdi kafamızdan bir soru yazalım. Ln x'ye 2a'ya eşitse, şimdi atıyorum ln x bölüye 2b'ye eşitse gelin bana x'in pozitif değerini bulun. Gelin bana x'in pozitif değerini bulun diye bir soru sorsam. Şu an yazdım bakalım. Yeşil kalemimizi açalım. Ln x'e 2a eşit değil mi yani? Ln
x'ye 2a'ya eşit. O da yani ben x çarpı y'nin e şuradaki tabanı e değil mi? Logaritma e değil mi? Yani e üzeri 2a olduğunu ben biliyorum. Aşağıda da ln x'ye 2b'ye eşitse x bölü y'nin e üzeri 2b olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. Yani gelin bunları birbirleriyle çarpalım. X çarpı y çarpı x bölü y bak. Birbirleriyle çarpıp buraya yazıyorum. X çarpı y çarpı x bölü y eşit olacak. E üzeri 2a artı 2b. Y'ler birbirini götürdüm. X kare bak x kare eşitmiş. E üzeri. A artı b'nin e üzeri a artı b'nin karesine eşit. Bak x'in karesi yani x e üzeri bak. X'in karesi şuradaki x şuna eşitlik olduğu için her biri üzeri 2 olduğu için x'in arkadaşlar e üzeri a artı b olması gerekiyor. Yani karesi parantezinde eksi de olabilir ama burada bize pozitif değerini sorduğu için bu şekilde yapabiliyoruz. Yordunuz. Bu soruyu çözme vakti sizde. Biliyorsunuz ki unutmayın arkadaşlar. 100 bin patron çıldırdı. 100 bin aboneye ulaştığımızda PlayStation, iPhone ödülleriniz alındı. Az kaldı. 50 bin neredeyiz? Çok az kaldı. Soruların çözümünü yorumlara yapan, abone olup numarasını gönderen, ücretsiz abone oluyorsunuz. Her arkadaş çekişe katılacak. Herkese İyi çalışmalar diliyorum.